Bundan sonra yaşam benle birlikte. Cengiz de mutsuz. Ben de Cengiz'le mutsuzum. Otel işi çok iyi para getirecek. Cengiz çulsuz, güçsüz, gereksiz. Onu aradan çıkaracağız. Ama senin yardım etmen gerek. Ulan ben senin... Sen ölmedin mi lan? Seni attım ben arabadan. Ben sana oyun oynadım. Sen değil mi? Ben sana oyun oynamadım mı? Hepsi, her şey mi oyun? Her şey mi oyun? Ne istiyorsun? Biliyorum, çok fazla şey oluyor. Hepsini aynı anda düşünmekte zorlanıyorsun. Anlıyorum. O yüzden de senin işini bir kolaylaştırdım. Senin de yardımınla Cengiz'i hayatımızdan çıkarıyoruz. Kızıyormuş gibi davranma. Sen de çok bayılmıyorsun bu adama. Bayılmak başka, kuyusunu kazmak başka. Bir daha yapar mıyım? Bahar'a ne derim lan? Namussuz herif. Hiç mi düşünmedin Bahar'ı? Düşündüm. Sen de bir düşün. Bu işi yaparsan kalbi kırılmış bir Bahar'ın doğru yönlendirmeyle Ali abisinin yanına koştuğunu düşün. Kimsin lan sen? Nasıl bir adam yapar senin yaptığını? Senin hayatta en çok istediğin şeyi bilen bir adam. Geldik. Ne duruyorsun? Niye gitmiyorsun? İyi akşamlar. Eyşan Atay diye biri var mı otelde kalan? Yok tabii, o kadar da. Evet efendim, var. Aramak ister miydiniz? Yok, sürpriz olsun. Kaç numara? Misafirlerimizin oda numaralarını. Anahtar. Kimin olmuş? Teşekkürler. Ezel, acil durum. Kusura bakma ortak. Seni biraz korkuttuk. Ama parkta Eşan'a rastlayınca... Sen de çok üzgündün be abi. Sana hoş bir oyun oynayalım dedik. Değil mi Ali? Anlasana sen de. Ha evet. Ezel aradı. Adamın evlilik yıldönümü sürpriz yapalım dedi. Oyun muydu yani? Seni arayıp Eşan'ı şu otelde görmüşler diyecektim ama... Sen bizden hızlı çıktın. Şşş. Kızmadın değil mi? Eşan... Ben gerçekten bir şey yapıyor olsam sevgili kocacığım, etrafı öyle dağınık bırakır mıyım? İyi bilmem. Belki de büyük bir hevesle gidiyorsan. Ya da sana bir oyun yapıyorsam. Ama sen de hak ettin.
Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun kocacığım. Tamam. Yani ben sana hiçbir şey alamadım bile. Titreme Cengiz. Korkacak bir şey yok bak. Arkadaşlarımız burada. Cidden ha. Cidden. Ya bir tanesiniz siz, bir tanesiniz. Donla borcum olsun, sizin gibi arkadaşlarım olsun ha benim. Dur lan dur Sakar, dur. Dudağını sil Cengiz. Hadi ben sizi geçireyim artık. Tamam. Geçmişin öcünü almak zordur ya. Geçmişle hesaplaşmak neredeyse imkansızdır. Ama bir kere niyetlendiysen o dağa tırmanmaya, sırf kendinin değil, düşmanlarının da deşeceksin geçmişlerini. Abi bugün hangi gün biliyor musun? Hatırladın mı hani şu Vosvos olayı var ya? Eyşan'ı ilk şeyimiz. Ha. İşte onun yıl dönümü. Ali abi, sen buluşturdun bizi. Asıl suçlu sensin ha. Hadi bas silah. Bak, yüzüklük. Kendim yaptım. Sabaha kadar uyumadım, salak gibiyim ha. Oğlum ne salak adamsın lan sen. Defol gitsene buradan. Ne işin var senin burada? Ne diyorsun Ali abi? Aç gözünü diyorum oğlum, aç gözünü. Git lan buradan. Niye abi, ne oldu? Ömer. Anahtar pasmasının altında. Bir şey mi diyeceksin abi? Alo. Hadi gir içeri. Gir içeri al kızı, hadi gir içeri. Kanlı izlerden öyle ustalıkla geçeceksin ki bu sefer. Kendi geçmişine değil, onlarınkine döneceksin bir süreliğine. Bu özelden kurtulmam lazım. Kendimi temizlemem lazım. Eve mi? Bahar'a. Beni Bahar'a götür. Ne olur bu sefer hiç ayrılmayalım. Tamam. Bu son. Geliyorum şimdi. Olsun. Tamam beklerim, ne olacak? Onların ayak izlerine basarak yaklaşacaksan onlara çok dikkat etmelisin. Senin kim olduğunu hatırlamayacaklar ama kendilerini görürlerse sen de kendi yaptıklarını hatırlatacaksın onlara. Eyşan. Bir dakika Ömer, giyiniyorum. Sana bir hediyem var. Nasıl bir şey? Hiç, bilmem. Atölyede kendim yaptım. Beğendin mi? Bu da benim hediyem. Şşşt. İçeri girecek. Girmeyecek. Nereden biliyorsun? Tanıyorum çünkü onu. Bir şey mi dedin?
Hediyemi merak ediyorum dedim. Geleyim mi? Daha değil. Yapacak mısın? Konuştuğumuz şey. Yapacağım. Söz yapacağım. Eşa. Ha? Hadi. Özledim seni. Ben de. Ben de seni özledim sevgilim. Ellerin kanamış. Yaparken oldu. Güzel mi? Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye sevgilim. Ama intikam yolunda asıl tehlike... Hadi be. ...gerçeği öğrenmeleri değil düşmanlarımın. Çalışırken onlar hakkındaki gerçeği asla öğrenememektir. Sağ ol tekrardan. Görüşürüz. İyi akşamlar. Aa, beni de öpmezsen mızıklarım bak. Abi. Siz her gün. Gel görüşürüz. Tamam yalnız. Sen de. Beni bize gidelim Leyla Bey. Hadi. Kış kış. Ben kimim?
Duymasın beni canım kardeşim. Ya bırak beni ya. Umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Bırak beni ya. Rasim Hoca'nın oğlu musun? Ne olmuş? Rasim Hoca sana Ramiz Kareski'den bahsetti mi? Ne yapmam gerek onu söyleyin bana. Şşş! İzin verin. Kulağına söyleyeceğim. Tamam. Vaktiydi. Mehmet, benim veresiyeleri çıkar. Hepsini. Borcum kalmasın. Bekliyorum. Dün net bir cevap vermediniz. Ama vermeniz gerek. Ben kendim ortaya koydum çünkü. Seni kaybedecek bir şeyin yok ki. Cengiz'in arkadaşlığı dışında. Onu da pek iplemiyormuşsun zaten. Asıl bizim kaybedecek çok şeyimiz var. Cengiz sağ olsun. Onları zaten kaybettin Eşan. Sen bizden arkadaşımızı satmamızı istiyorsun. Evet. Satmamızı. Olmaz mı? Prensip olarak reddettiğim bir şey mi? De ki olmaz dedim. Anladın değil mi? O zaman senin peşine düşerim. Zaten peşimde değil miydin Ali? Zaten beni öldürtmeye çalışmadın mı? Deneye deneye öğreniyor insan. Alelade birinden bahsetmiyoruz. Cengiz bu. Biliyorum. Senin kocan, onun kardeşi, benim de arkadaşım. Böyle söyleyince ne kadar korkunç geliyor değil mi? Ama aslında nasıl da doğru. Üçümüz de mutlu olmayı hak ediyoruz. Parmağımızın ucunda. Arada bir Cengiz var. Ama tabii Cengiz'e bu yapılır mı? Cengiz bunu hak etmiyor diyorsanız. Geceye kadar kararınızı verin. Yerini ve zamanını söyleyeceğim. Ateşle oynuyorsun. Evet. 12 sene oldu.
Artık öğrenmişimdir inşallah. 12 sene. 12 senede hiçbir şey mi değişmez lan? O zaman da böyle basmıştım seni. Cengiz'le. Hatırladın mı? Nasıl bir kara dul çıktın lan sen? Babandan diyorduk ama... Sendenmiş. Ali, bu hayatta hesap vermem gereken son adam sensin. Sen de, ben de çok iyi biliyoruz adam öldürmeye nasıl ikna olduğunu. Ben ne yaptıysam kendim için yaptım. Hani sen Bahar için yapmıştın? Nerede Bahar? Yoksa bu da mı onun için? Şimdiye kadar her şeyi Bahar için yaptım be Ali. Bunu da kendim için yapıyorum. Tamam mı? Bu kadar çaresiz miyiz lan biz? Aynı şeyi tekrar yapacak kadar zavallı mıyız? Başka bir yolu yok mu ya istediğimizi almak için? Gece olmadan bulalım. Bir şey var ya bunun kafasında. Ali de planlıyor bir şeyler. Kesin. Her şeyimizi bunların cevabına yatırmıyor muyuz? Biraz öyle. Hayır derlerse intikam planın çökmüyor mu? Sen hani bugün dönüyordun eve? Yarın. Yarın döneceğim. Hele bugün bir geçsin. İşin gerçeği şu. Hayır derlerse her şey... Her şey boşa gitmiş olur Kamil. O yüzden hayır dedirtmeyeceğiz. Nasıl yapacağız onu? Eyşan'ın kanına girdim. Ortalıkta olursam onun seçimini etkilerim. Ama Ali... Ali'nin bir kumarhanesi var artık. Cengiz gibi değildir o. Onun derdi oyun kazanmak değil. Oradan güç alacak. O gücü elinden almadan zor. O zaman da dayı giriyor devreye. Evet, hesap da öyle. Ama küçük bir problem var. Neymiş? Dayı ortada yok. Selam. Dayının da size selamı var. Ben onun elçisiyim. Ama sözüm onun sözüdür. Dayı hepiniz canınızdan çok seversiniz. Baba yerine büyüttü. Kardeşlik etti. Az beladan kurtarmadı sizi. Borçlu hissetmeyesiniz diye bir gün bile lafını etmemiştir. Ama eğer bir borç varsa... Ben bugün burada... Onun adına... Tahsilata geldim. İyi hoşla. Bir şey mi oldu Ramiz kardeşime? Söyle, nerede dayı?
bakabilir miyiz? Tabii tabii. Ezel! 2 dakika izin verecekler. Kurşun deliği de yok. Kaza diyeceğim ama. Kaza değil Kamil. Ali'nin işi mi diyorsun? Ali delidir. Onun işi olsa burası delik deşik olurdu. Şuna baksana. Bir tane iz yok. Bunlar daha iyi. Bunlar fazla iyi. Kamil! Gel yollamadan bak. Arabanın bagajından çıktı. Tanıyor musunuz? Komiserim, şunları mühürleyip götürüyoruz incelemeye. Hiçbir şey de eksik istemiyorum. Anlaşıldı mı? Her şey çiçek gibi olacak. Tek tek kontrol edin. Bakın. Eksiksiz. Anlaşıldı mı? Tefom. Abi, keyfin yerine gelmiş. Ne oldu lan buna hal? Pusuya mı düştün? Aa, yok. Yok, yere bir kavgaya girdim. Önemli değil de iyi hazırlık oldu. Heh, ben de işte onu diyorum Tefo. Durumlar değişti Tefo. Ne kaçırdım ben? Bir şey kaçırmadın koçum. Bu iskemleyi rezerve ettik sana. Akşama bekleriz. Akşama derken? Akşama devir teslim var Tefo. E bu devirde kumarhane sahibi olmak öyle kolay değil. Cengiz verince olmuyor öyle hemen o işler. Önce bir feyiz alacağız. Kumar alemi bu akşam burada toplanıyor. Okey verecekler bize. Kerpeten Ali resmen patron Ali oluyor. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Bilmiyorum abi, söyle. Şşş, oğlum. Kavga ederken kafayı sakıracaksın, kafaya darbe almayacaksın. Bu şu demek. Kuklaydık, kuklacı oluyoruz. Yani bu şu demek. Bundan sonra biz oynatıyoruz parmaklarımızı. Ramiz dayı oynuyor. Bu akşam Tefo, bu akşam değişecek kaderimiz. Sadece bizimki de değil. Dayıninki de. He? Azdı Kamil. Ezel, sence şimdi dayının peşinden mi koşmalıyız yoksa senin çakalları mı kolaçan etmeliyiz? Bir tercih şansımız yok Kamil. İyi de ilk defa herkesi kollamamız gerekiyor. Hem de aynı anda. Evet ya, nasıl yetişeceğiz Ezel? Cengiz senden şüpheleniyor. Eyşan da Ali de teklifini kabul etmediler daha. Bütün bunları bırakıp dayıyı aramak akıl kârı mı sence? Dayıya ihtiyacımız var. Ama hislerim doğruysa dayının bize daha çok ihtiyacı var. Ben çıkıyorum canım. Sana alışveriş yapacağım. Afiyet olsun. Baldız. Dertleşemedik hiç seninle. Dertleşmek? Sen benimle. Nasıl bir dertmiş mi merak ettim doğrusu Cengiz abi. Kendimden bahsetmiyorum ya, senin için dedim. Ben ne bileyim, Ezel biraz şey ya bu aralar. Ne? Kafası karışık gibi ha.
Biraz uzak da senden. Bak, bu adam benim ortağım. Çok iyi tanıyorum yani. Var bir şeyler. Sezmedin mi sen bir değişiklik falan? Yo. Ama sezecek kadar yakın değilim. Nesi var sence? Niye sezecek kadar yakın değilsin? Siz şey değil misiniz? Uzun hikaye. Yani biraz arada derede kaldı. Bir şey mi söyledi sana? E tabii konuşuyor. Ben sizi birlikte zannediyorum. Adam bir başkasına yan gözle bakacak olsa laf ediyorum falan. Başkasına mı bakıyor? Ya yok canım, ben ne bileyim, bana bir şey söylemiyor. Peki ablan? Ablan biliyor mu sizin sevgili olmadığınızı? Bizi? Tabii canım, konuşuyoruz biz. Peki iyi mi Ezel? Endişeleneyim mi yani? Endişelenme canım, ne endişeleneceksin? Ezel bu, dürüst adam. Varsa bir şey söyler birimize. Bundan böyle sırtımızı sağlam yere yaslayacağız Sefo. Eski kurallar geçerli değil. Bir daha kumarhaneler zaten sizdeydi. Şimdi nasıl değişecek kurallar? Oğlum Cengiz'i al lan rejondan. Jantiye hesapta. Bize ilişirlerse çöküyorduk tepelerine. Yoksa uzak duruyorduk halimden. O günler geride kaldı Sefo. Eskiden sokak satıcısıydık. Kapı kapı dolaşıyorduk ama kimseye verecek bir şeyimiz de yoktu. O yüzden tehdit ediyorduk ve ağız arıyorduk. Şimdi? Asıl güç verecek bir şeyin olması demek. Bundan sonra vereceğiz, alacağız. Kimseye mecbur değiliz. Gücümüzden biraz vereceğiz, Ramiz dayıyı alacağız. Nasıl olacak o iş? Arabayı getir göstereyim. Sakın yalan söyleme. Ramiz nerede? Söyleyemem. Geçen hafta Ramiz'le mi gittin? Söyleyemem, dayı öyle istiyor. Neredeydiniz? Nereye gittiniz? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Dayı biliyor. Tevfik, arabanın içinde sen de vardın. Kim kurdu pusuyu? Bilmiyorum. Dayı biliyor. Ben bilmiyorum. Ezel, gitmemiz gerek. Yaşıyor mu? Dayı yaşıyor mu? Yaşıyor. Nerede olduğunu bilmiyorum ama yaşıyor. İstediğini yap. Bundan başka bir şey söyleyemem. Dua et öyle olsun. Dua et. Dayının istediği bu olsun. Yürü abi. Neredesin oğlum? Ali abi seni bekliyor. Hiçbir soru masum değildir bu hayatta. Cevabını bulamadığın her sorudan korkacaksın. Sana çekilen her bıçağın kınında cevabını bilmediğin bir başka soru gizlidir çünkü. Gel burada. Nasıl geldim diye soruyorsan kendine, sorduğun ilk sorunun cevabını hatırlamalısın önce. Her cevap bir bilinmeyene çıkar çünkü bu oyunda.
Nereye geldik Ali abi? Bağlantılarımızı kullanma. Ne yapacağız abi? Önce teslim mi olacağız? Yeni ortaklarımızla konuşacağız.